Sibernetik bazı kaynaklarda canlılardaki sinir sistemini bilgisayar sistemlerine uyarlamaya çalışan bilim dalı olarak açıklanır. Sibernetiğin ana amacı öz denetimli bilgisayarlar geliştirmektir. Bu amacı doğrultusunda bilgisayar sistemlerinin geliştirilebilmesinin önü açılmıştır ve robotik kodlama alanında da oluşum ve gelişime katkı sağlanmıştır. Sibernetik bilimi, sistemlerdeki haberleşme, denge kurma ve ayarlama üzerine yoğunlaşır. Canlı cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini incelenir. Aslında sistemler çok eski zamanlardan beri hayatımızdaydı. Tek fark geri bildirime sahip olmamalarıydı. Sibernetik için bu sorunu çözüm buldu diyebiliriz. Bu bilim dalı sayesinde insani müdahaleye gerek kalmadan kendisine verilen görevleri yerine getirip amacına göre hareket edebilen sistemlerin oluşması sağlandı. Böylece sistemler ilkel hallerinden giderek uzaklaştı ve bu sayede iletişim kuran, kendini denetleyebilen bir konuma geçti. Teknoloji ile birlikte sibernetik bilimi endüstriyel alanda bir yönetim sanatına dönüşmüştür. Çünkü günümüzde fabrikalar ve imalat işlemleri sibernetik araçlarla idare edilmektedir. Özellikle savunma sanayi, fabrika otomasyonları, imalat işlemlerinde verimlilik, endüstri robotlarında ve uzay araçlarının rota işlemleri gibi sektörlerde yerini almış ve vazgeçilmez olmaya başlamıştır. Ayrıca oyun teorisi, sistem teorisi, algısal kontrol, felsefe, mimarlık gibi birçok çalışma alanları sibernetikten doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenmiştir. Sibernetik için diğer bilim dallarının arasında bir köprü vazifesi gördüğü söylenebilir. Sibernetik birçok bilim ile entegre olabildiği için günümüzde en önemli bilimler arasında yerini almaktadır. Sorunlara disiplinler arası bir çözüm sağlayabilmesi, onun gelecekte de önemini kaybetmeyeceğinin göstergesidir.